Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda iPhone 15 ile ilgili bilinen her şeyi sizlerle paylaşacağım. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen iPhone 15'in 12 veya 13 Eylül tarihlerinde tanıtılması bekleniyor. Muhtemelen bir ay sonra da ülkemizde satışa sunulacaktır. Tasarımla isterseniz başlayalım. En büyük değişiklik USB-C girişinde olacak. Artık Apple'da USB-C girişini kullanacak hem şarj hem de veri aktarımı hususunda. Ekran boyutu olarak herhangi bir değişiklik olmayacak fakat tasarımsal anlamda küçük değişiklikler olabilir. Aynı zamanda telefon kalınlığının biraz daha incelmesi bekleniyor. Yeni renk seçenekleri de iPhone 15 ve 15 Pro modelleri için gelecek. 15 Pro ve 15 Pro Max için farklı renk seçeneklerinin gelmesini bekliyoruz. iPhone 15 ile birlikte ses açma kapama tuşu değişecek ve tamamen artık dokunmatik bir tuş olacak. Biliyorsunuz daha önce mekanik bir tuş kullanıyordu ve bu tuş en fazla arızalanan parçaydı. Aynı zamanda biraz da o bölgede pislik topluyordu. Yeni gelecek ses açma kapama tuşu aynı zamanda kişiselleştirilebilecek ve farklı özellikler atanabilecek. Dinamik adanın tüm modellere gelmesi bekleniyor. Daha önce iPhone 14 sadece Pro modellerinde kullanmıştı. iPhone 15'lerde muhtemelen dinamik ada olacak. iPhone 15 ile birlikte A16 çip kullanılacak. iPhone 15 Pro modellerinde ise A17 çipinin kullanılması bekleniyor. Yine iPhone 15'inde kamera özelliklerinin iyileştirilmesi bekleniyor. Peki Pro modellerinde iPhone 15'e göre ekstra neler olacak? Öncelikle periskop lens geliyor. Bu lens sayesinde 6x optik zoomlama yapabilecek iPhone 15 Pro modelleri. Dinamikada iPhone 15 Pro modellerinde %14 kadar daha ince olacak. Apple Pro modellerinde son zamanlarda çelik kasa kullanıyordu iPhone 15 Pro ile birlikte titanyum kasanın gelmesi bekleniyor. iPhone 15 serisinde bataryada da iyileştirme yapılacak. Aynı zamanda 35 Watt hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. iPhone 15'te 1 saat, 15 Plus'ta 1,5 saat, Pro modellerinde ise artı 2 saat daha uzun bir pil ömrü hedefleniyor. iPhone 15 serisinde tersine şarj işlemi ne yazık ki gelmeyecek gibi gözüküyor. Aslında bu gelmiş olsaydı iyi olurdu. AirPods veya başka bir telefonu iPhone 15 ile şarj edebilirdiniz fakat bu özellik muhtemelen gelmeyecek. Yine video formatlarında da büyük bir değişiklik olmayacak. Benim iPhone 15'ten beklediğim 4K 480 FPS slow motion çekim özelliğinin gelmesi ama gelecek mi bakalım göreceğiz. Şu ana kadar sızdırılan veriler bizlere bunları gösteriyor. Sorularınız varsa yoruma bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.